Merhaba ve hoş geldiniz. Duty Safe için hazır mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar bu ne? Karpuz mu? Yok bu karpuz değil ama karpuza benziyor. Karpuzun kabuğu ama içindeki jöle. Evet jöle kullandık ve bunu nasıl yapacağımızı bugün biz size göstereceğiz. Yarım bir karpuz lazım olacak. Ortasından böldük, kestik yani. O çok önemli. Jöle. Biz Almanya'dan aldık. Götaş Mayzı yazıyor. Ahududulu aldık. Kırmızı olduğu için. İsterseniz de çikolata da alabilirsiniz. Ve tabii ki jöle için 1 litre su lazım ve 200 gram şeker. Bu jöleyi ocağın üstünde bir tencerede ısıtacaksınız. Ondan sonra karpuzun içine katacağız. Onu tabii ki göstereceğiz bugün. Ama ilk önce tabii ki karpuzu komple içindekileri çıkartmamız lazım. Size zaten bir teknik göstermiştim. Çıkartalım ilk önce. Bu teknikle. Tabii ki istersek bu karpuzu bir dondurma için de kullanabiliriz veya smoothie için. Milkshake isterseniz yani değişik değişik şeyler yapabilirsiniz bundan beraber. Tamam, içindekileri çıkarttık kaşıkla beraber. Şimdi 2 tane paket jöle alıyoruz. Tencerenin içine katıyoruz. Tamam. Tam avududuya kokuyor. Şimdi 200 gramı şekeri de katıyoruz. Kattık. Biraz karıştırıyoruz. Ve paketin üstünde yazıyordu ki şimdi ne kadar az su koyarsa o kadar sert olacak bu jöle. Biz de karpuzun üstüne yapacağımız için daha sert olsun. Onun için 800 mililitre su koyacağız. 1 litre değil de 800 mililitre. Bir paket için aslında 500 mililitre su lazım. Biz şimdi 2 paket koyduk. Aslında 1 litre lazım ama biz işte 800 mililitre koyacağız arkadaşlar. Peki görüyorsunuz zaten böyle kırmızı bir madde oldu. Şimdi bunu ocağın üstüne koyuyoruz. Isıtıyoruz. Güzelce ısıtıyoruz. Bir 3-4-5 dakika yeter aslında. Önce bir karıştıralım. Isıttık arkadaşlar. Böyle oluyor. Tamam. Şimdi tencereyi alıyoruz. Ve bu ahududulu jöle suyu karpuzun içine katıyoruz. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Dökülmesin. Evet. Şimdi bunu birkaç saatliğine buzdolabına koyacağız. Çok dikkatli olalım arkadaşlar lütfen. Aşağı yukarı 2-3 saat buzdolabına koyacağız. Tamam. Jöle bitti. Resmen jöle oldu. Görüyorsunuz içinden çıkmıyor daha. Şimdi bu kabuğu da kesebiliriz. Kalan kabuğu. Bıçakla beraber çok çok dikkatli olalım. Kestik. Buraya bakın. Süper olmuş. Herkes diyecek mi bunu nasıl yaptınız ya arkadaşlar. Ama çok basit yaptık değil mi? Çok basit oluyor. Çok kolay. Ve çok çabuk. Şimdi tabii ki kesiyoruz. Tam karpuz gibi olsun. Burada biraz zor oluyor arkadaşlar.
Buraya bakın arkadaşlar, çikolata da kattık. İsterseniz tabii ki. Bakın ne kadar güzel olmuş değil mi? Çok lezzetli. Tabii ki karpuz değil şimdi, ahududu karpuz. Çok süper arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Hadi şimdi kendiniz deneyin, kendiniz yapın arkadaşlar. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi görüşmek üzere.